Alo. Hallo. So. Hallo. Kannst du abgeben? Ja. Ich habe keine. Brauchst du auch gar nicht. Ihr macht das ja auch sowieso das nicht in der Schule. Ja. Das Schüler machen wir selber kitzelt. Genau, machst du einmal hier den Finger folgen nach oben. Die Finger. Anschauen. Und nee, anschauen und. Yukarıya kaldır kafanı. Genau. Perfekt. Genau, so nach oben. So, sehr gut. Kitzel, gell? So, dann noch kurz die Seite. Und. Sehr gut, machst du das. So. In der Schule machen wir selber. Ja, kann man auch schon selber machen. Das stimmt. Jeden Montag. Super, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Genau, der Kadasch. Yo, yo. Öyle yapma bak taşlara birinin arabasını yapma. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biz şimdi çocuklarla arabadayız. Demin test yaptırmaya geldik kızıma. Kızım 2 gündür hasta maalesef. Öksürüyor, boğazım ağrıyor diyor. Gene yarına kadar biraz daha toparlar. Sadece öksürüğü kaldı ama yarın okula gitmek istiyor. Onun için dedik işimiz garanti olsun. Test yaptırmaya gidelim. Test yaptırdık şimdi. Onun sonuçlarını bekliyoruz. O arada da annemi almaya geldik. Bakalım artık ondan sonra da ne yaparız. Şu şeylerini de at içine. Üstünü mü? Evet. Bazılarının mandalinaların kabukları da geldi ama. Burada benim kuşum. Burada da kuduran annemin kuşları. Şşt. Hallo. Bunlar da ilgi bekleyen bir can. Evet arkadaşlar, yenice eve geldik. Çok şükür sabah çok erken çıkmıştık. Çocuklar sabah kahvaltı yaparken ben ortalığı toparladım ama tabii mutfak bu şekilde kalmak zorunda kaldı. Kızıma test yaptırdık. Dediğim gibi demin de söylemiştim. Kızım 2 gündür hasta. Burun akıntısı, öksürük, daha sonra ateşi çıkmadı Allah'tan. O öyle bir rahatsızlandı. Üşüttü muhtemelen. Tabii havalar çok rüzgarlıydı. Okula gidiyorlar, koşuyorlar, terliyorlar. Okulda yani kendi kendine de çok oynamaktan dikkat etmedi herhalde.
Öylelik biraz rahatsızlanmıştı. Şimdi 2 gündür evde bıraktım ki bakayım acaba nasıl devam edecek mi hastalığı diye. Sadece bir öksürüğü kaldı, kuru bir öksürük kaldı. Onu geçirmeye çalışıyoruz ilaçlarla. Yani bugün, yarın da okulun son günü. Bir hafta boyunca bizim burada tatil var şimdi. Faşin var yarın. Oraya gidecek kızım. Son gün dedik. Ona da, ondan da geri kalmasın. Kendisi de çok heves etti. Bugün gitmişken bir de ona şöyle güzel bir elbise aldık. Yarın giyebilmesi için. Yani tabii mecburen burada okullarda ta şey yapıldığı için, kutlandığı için bizler de mecbur kalıyoruz bazen. Şunu da anlatayım. Kreşte bir kere tabii biz kendimizi kutlamadığımız için öyle karnavaldı, şuydu buydu. Yani ben pek taraftar değilim. Hadi doğum günü gene bir nebze. Hadi onu da aslında ilk başlarda çocuklar küçükken daha aslında pek o kadar şey yapmıyorduk. Eşim de ben de çok tasvip ettiğimiz bir şey değildi. Ama yani tabii okulda çocuklar birbirlerine anlatıyorlar. İşte şunlarla doğum günü kutladım, şuraya gittik, işte şöyle sürprizler oldu falan. Yani çocuklar doğum günü, doğum günü diye bunu o kadar büyütür hale geldiler ki, haliyle benim kızım da öyle. Şimdi tabii ki davet ediliyorlar. Göndermesen yani sen kötü anne olarak kalıyorsun. Gönderdiğin zaman çocuklar görüp onlar da istiyorlar. Maalesef bizde öyle bir şey arasında, en azından doğum günlerinde. Diğer günleri hiç aslında tasvip etmediğim şey karnaval falan. Bir kere kreşe götürdüm kızımı. Dedim anneciğim biz kutlamıyoruz. Bizim bayramımız değil. Sen de üzerine değişik bir şey giymene gerek yok. Bir gittik kreşe. Bütün çocuklar kılıktan kılığa girmişler. Hiçbirinin kim olduğunu anlayamazsınız. Ve benim kızım elbiseyle o gün sabah güzelce hazırlandık gittik. O an Hifa'nın yüzündeki o hayal kırıklığını size anlatamam arkadaşlar. Yani ben o an oturup o çocuğumun yüz ifadesine oturup saatlerce ağlayabilirdim. O nasıl bir hayal kırıklığıydı. Ondan sonra öğretmene söyledim. Biz dedim aslında kutlamıyoruz. Ben onun için Hifa'ya da hiç giydirmedim. Öğretmenler de zaten bana bıraktılar. İşte istemiyorsanız giydirmek zorunda değilsiniz dediler. Öğretmene dedim ki ben dayanamayacağım dedim. Ben hemen çarşıya gidiyorum. Hemen gideyim oradan bir şeyler alayım geleyim. Hifa'yı da şey giydirelim. Artık koştur koştur kreşten gittim alışverişe. Ona bir kostüm aldım geldim ve Hifa'yı hazırladık. Yani ondan beri böyle tabii okulda olan şeyleri evde kendimiz kutlamıyoruz ama okula götürürken Hifa'yı onu mutlaka giydirip gönderiyorum. Bir daha aynı şeyi yaşamamak için. Gerçekten arkadaşlar insanın anne yüreği asla dayanamıyor böyle şeylere. Dediğim gibi o yani öylelik artık. Bugün gittik hemen ona da bir elbise aldık. Aslında güzel şeyler de vardı ama artık kendisi sade bir elbiseye karar verdi. Elza şeyine, kıyafetine karar verdi. Öylelik onu aldık. Yarın o oraya gidecek. Tabi okula gitmeden önce de hasta olduğu için tabi kendim de evde test yapıyoruz ama güvenemedim. Şimdi olur ya çocuk hastalandı, taşıyıcı olur veyahut da fark etmeyiz, korona olmuştur falan. Artık öyle eliksire gittik bugün. Test olduk geldik. Testimiz negatifmiş. Öyle eliksire yarın kutlamaya gidecek İfa. Bugün onları hallettik. Tabii dışarıdaki işleri halledince evdeki işler halledilmiyor. Şimdi eve geldik hemen mutfağımı toparlayacağım. Ondan sonra da yemek yapacağım. Bugün pırasa ve spagetti yapacağım. Spagettiyi çocuklar istediler. Pırasayı malum yemiyorlar. Ben de eşimle kendime şöyle küçük bir tencerede şey yapacağım. Efendim canım, gelecek misin? Gel bakalım. Öylelik ablamız ders yapıyor. Her ne kadar okula gitmese de mecbur derslerini yapmak zorunda. Yan komşumuz var. Komşumuzun oğlu. O Hifa ile aynı sınıfa gidiyor. O hasta oldu muydu? Hifa onun derslerini getiriyor. Hifa hasta oldu muydu da o derslerini getiriyor. Şimdi gelirken de hemen ondan derslerimizi aldık geldik. Sağ olsun getirmiş Hifa'nın derslerini. Öğretmeni de yazmış ne yapması gerektiğini. O kendi odasında okul derslerini yapıyor. Yusuf Selim içeride arabalarla oynuyordu ama sıkılmış herhalde. Öyle mi oldu oğlum? İyi misin tatlım? Yusuf Selim'in de saçları o kadar uzadı ki
Artık berbere gitmemiz lazım. Oğlum uyurken saçlarıyla oynuyor arkadaşlar. Onun için kıyamadım saçlarını kestirmeye. Ama artık kendi de rahatsız olmaya başladı. Çünkü gerçekten gözlerine kadar indi saçları. Kiprikleri de çok uzun takılıyor yani. Çocuk ister istemez rahatsız oluyor. Gözüne saç falan girmiş gibi. Evet annem, kamera. Onu da berbere götürmem lazım yakın zamanda. Aslında hiç de kıyamıyorum. Ta bebeklikse. Yok, Türkiye'de bir kere berbere gitmiştik ama çok ağlamıştı. Gene aynısı olur diye bir daha hiç cesaret edemedim ama artık yavaş yavaş zamanı geldi. O zaman ben lafı daha fazla uzatmayayım. Hemen şimdi eşyalarımızı buraları toparlayalım oğlum. Ben buraları hızlandırayım. Buraları toparlayalım, ondan sonra da yemek yapımına geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar pırasa yemeğimin altını kapattım, yani kıstım. O orada oluyor. Sonra spagettilerin yağını eritiyorum. Bir de ona şöyle un balıklı bir şey yapacağım. Sos yapacağım arkadaşlar. Bir tane soğanım var. Sos olarak düşünüyorum bunu. Mısırlı ton balıklı sos yapacağım içine. Hemen soğanların biraz kavrula dursun. İçine bir tane de krema koyacağım arkadaşlar. Daha sonra da şimdi şu yağın da altını biraz açalım. Eğer ton balıklı sos istemezlerse tabii ketçaplı falan da yiyebilirler. Onun için yağımın içine biraz tuz atıyorum. Spagetti. Bakayım, eğer yemeklerimi hazırlayıp biraz vaktim kalırsa kızımla da birazcık
kitap okuyacağız. Eğer onu da halledebilirsem ya da akşam belki de çocuklar yattıktan sonra elmalı kurabiye yapmak istiyorum arkadaşlar. Elmalarım vardı. Daha doğrusu şöyle birazcık artık dışları buruşmaya başladı. Elmalarım var. Bunları değerlendirmek istiyorum. Elmalı kurabiye yapacağım. Tart çok yaptım şu aralar. Onun için onu bir daha yapmayı düşünmüyorum. Onun yerine de elmalı kurabiye deneyeceğim inşallah akşama. Evet arkadaşlar, demin de gördüğünüz üzere çocuklar yatakta, mutfağımı toparladım, her şeyi hallettim. Artık ben de yatabilirim. Zaten üstümden başımdan da gördüğünüz üzere demin bulaşık deterjanı patladı elimde. Tamamen üstüme geldi. Sakarlığa da başladığıma göre ben artık yatabilirim diye düşünüyorum. Kurabiyeyi de artık bugün yapmayacağım. Biraz yoğun bir gün geçti bugün. İnşallah yarın eğer vakit bulursam yarın yapmayı düşünüyorum. Ama elmalarımı rendeledim. Onları şimdi kavuracağım. Yani şimdi kavururum onu. Yarına kadar o soğurana sonra hamurumu da yarın yapar. Kurabiyemi yarın hazırlamış olurum arkadaşlar. Şimdiden hepinize hayırlı geceler diliyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı geceler. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere.